Şimdi Erdoğan Paşa'm, sizin yorumlarınıza devam edeceğim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tabloya karşı bir kez daha Tayfun üzerinden uyardı. Mardin'de gençlerle buluştu. Geçtiğimiz hafta rahat durmazsan tabii Tayfun seni vurur. Korkuyorlarmış, korksunlar. Türkiye gibi bir ülkenin eli de armut toplayacak değil demişti. Orta menzilli yerli balistik füze Tayfun'a gönderme yapmıştı. Bu 18 Ekim'deki başarılı testinde 561 kilometredeki hedefi tam isabet vurmuştu Tayfun. Bunu duyunca dedi işte Yunan korkuyor. Ama ben bunu bir sordum. 1000 kilometre diyorlar. Bunu duyunca tabii Yunan hoplamasın mı? Tabii hopluyor. Deyip bir kez daha uyardı. Yapma işte, rahat dur. Bizimle uğraşma, uğraşamazsın dedi. Nasıldı o uyarı? İkinci Tayfun uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen. Onu bir ekrana taşıyalım. Erdoğan Paşa'nın yorumuyla devam edeceğiz. Korkuyorlar tabii. Şimdi ne dediler? Çılgın Türkler geliyor. Hele hele bir de Tayfun füzesi var ya, menzili 560 kilometre olarak açıklandı. 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum? Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi tabii bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Tabii bizimkiler de gerekeni yaptı. Ya yapma işte, rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep it dalaşı derlerdi. Arkadaşlara dedim ki ya bu ifade çok çirkin. Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız. Şimdi bu gereğin yapıldığına dair gene bir hafta sonunda NATO görevinde gene bir Yunan savaş uçaklarının bir şekilde engelleme girişiminin bertaraf edildiğine yönelik açıklama vardı Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Şimdi Erdoğan Paşa'm, soru net. Yani bu Atina'nın silahlanması Türkiye'ye tehdit mi? Tabii öyle şeylerin eşiğindeyiz ve dünyadaki çatışma alanlarında Türk savunma sanayi SİHA'larıyla öyle oyun değiştirici oldu ki en son bu Tayfun Kızıl Elma'nın da yorumunu sizden almıştık. Kızıl Elma dediğiniz insansız savaş uçağı. Bunun da yapılması sonrasında siz şunu söylemiştiniz. Bunun üzerine bu 4 Mag'dır. Hipersonik eşiği de aşacağız. Bunun üzerine yerleştirilecek yine bizim yerli mühimmatla. Şunu sormak istiyorum. F-16 anlaşması olmazsa Yunanistan üstünlüğü kısa dönemde olsa ama kritik bir dönem 2030'a kadar milli muharip uçağımıza kadar ele geçirir mi? Bu bir sıkıntı olur mu? F-16 olmaz. Şimdi F-16 olmazsa diye biz bu hamleleri yapıyoruz. Evet. Yani şimdi evet. F-35 olmadı. F-16 olmazsa diye bu hamleleri yapıyoruz. Yani evet. Bu hamlelere bu kadar ivedi belki ihtiyaç yoktu. Ama Amerika Birleşik Devletleri F-35'i bir şekilde malumunuz 120 civarında F-35 alacaktık. Onun da bize maliyeti 25 milyar dolar gibi bir para olacaktı. Onu bizden bir yerde işte kopardı. Bizim firmalarımız 11 milyar dolar zarar etti. 16 milyar dolar da bakım yeteneğimiz sayesinde biz gelir temin edecektik ileriki tarihlerde bu F-35'ten. Bundan olduk. Biz yani bir de bizim milli muharip uçağı parça üretiminde gelişmemizi önlemek için katsayı koydular ortaya. Yani biz biliyorsunuz 935 parça üretiyorduk F-35'e. Bu parça üretiminde gelişmeleriniz sizin tabii ki milli muharip uçağı yansıması söz konusuydu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl hedefi Türkiye'nin bir şekilde savunma sanayisini bir şekilde baltalamaktır. Ve yani bir olay olduğunda da
Benim değerlendirmem odur. Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi bizim savunma sanayileriyle ilgili bir düşüncesi vardır. Yani Türkiye'nin savunma sanayisinin vurulması. Yani ola ki Amerika ile çeşitli şekillerde ipler koptu, değişik noktalara geldi. Yunanistan'ı da bugüne kadar ondan destekliyor. Ama buna da mani olabilecek, güce sahip olabileceğini değerlendirmiyorum. Şimdi bakınız, biz de dediğimiz gibi F-16 olmaz ise bunu karşılamak için bu kadar gayret içerisindeyiz. O yüzden işte Tayfun, bunu daha önce de söyledim. Yani bunun atış sahamızın menzili 561 kilometre olduğu için o kadar dedik. Daha önce 25 yıl önce biz bakın o 1000 kilometreyi yapabilir konumdaydık. Bakın söylediğim söz bu. 25 yıl önce. Ama Türkiye biliyorsunuz çeşitli anlaşmalar var. Tabii. 300 kilometrenin üzerine çıktığınız takdirde başkalarını tehdit etme konumuna falan giriyorsunuz. Bugüne kadar Yunanistan'ın bu tavırları bu kadar olmamıştı ve bir takım sıkıntılar yaratmamıştı bize. O yüzden Tayfun'u falan deneme konumunda bulunmuyorduk. Ama diğer zaten füzelerimizin de belirli menzili var. İşte Atmaca 200 kilometre, 250 kilometre. Efendim işte Somje 280 kilometre, Yıldırım 150 kilometre, Bora 280 kilometre, Gezgin 800 kilometre olacak. Papay 270 kilometre, benim Toros, Topçu, Roket 160 kilometre. Yani bizim şimdi Yunanistan'ın neredeyse bütün hedeflerini vurma imkanına biz zaten sahibiz. Yani şu anda da şimdi sahibiz. Şimdi benim söylemek istediğim, bizim evet ben şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki yani Yunanistan şimdi tabii ki Amerika Birleşik Devletleri oraya konuşlandığı için... Yani 6 tane Patriot'u vardı. 6 tane Patriot'un 300 mermisi var. S-300'ün de 50 mermisi var. Etti 350. Ama muhtemelen şu anda daha tespit etmiş değiliz, bilemiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri oraya muhtemelen kendi birliklerini korumak için belki 7-8 tane daha Patriot filosu koyacak. Yani bizim Yunanistan'la bir herhangi bir çatışma noktasında onları da hesaba katmalıyız. Yani Amerika Birleşik Devletleri doğrudan bir etki yaratacak durum yaratmıyormuş gibi görünüyor ama doğrudan şimdi düşünün işte 300-350 mermiye bir 300 daha koyun 600 mermi. Yani onun için bu 600 mermiye karşı bizim hemen 600 füze hemen yani belirli mesafeleri onun için söylüyorsunuz. Derhal üretmemiz lazım. Evet, onun için onu söylüyorum. Ben. Anladım. Gayet matematik hesap yani. Yani Amerika'nın da evet efendim her şey matematik. Yani bizim bütün işimiz gücümüz harp okulunda başladığımız en önemli konu hava matematiktir. Hava matematik, hava fizik. Yani bütün bunlar hava kimya. Neden? Patlayıcıların havacılıkta atacağınız mühimmatın elbette o kadar uçağı gönderiyorsunuz, saatlerce uçuyor. Onun içindeki mühimmatın patlama etkisi her yerden etkin daha fazla olması lazım. Yani hem 10 bin dolar saatine verin, ondan sonra gönderdiğiniz yerde etkisi az olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Onun için söylüyorum, bu işler tamamen matematik işidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerine çıkardığınız takdirde onun getirdiklerini korumak için yaptıklarını o zaman Amerika Birleşik Devletleri de hayallerinden vazgeçer. Benim söylemek istediğim evet, bu. Yani peki. Şimdi Siper'in 100 kilometreli bakın 500 kilometrelik tamam olsun o ayrı konu. Ona ihtiyaç yok. Sizin hedeflerinizi vurmak için gelen uçağın veya uçağın bombasının 100 kilometreden vurulması var. Önemli olan bu. Veya füzenin 100 kilometre öteden vurulması. Hedefi vuramadıktan sonra bakın biz ne diyoruz boyuna övündüğümüz işte 1 metre hatayla vurdu diyoruz değil mi hedefi? Tabii. Yani şimdi gelmiş hedef bir yerde bu 100 kilometre ileriden vurulmuş. Onun için söylüyorum.
O kadar önemli değil. Tabii ki istenir ki 500 kilometre, bu defa 500 kilometreden görmeniz için o gelecek olan füze balistik füze olacak. Yukarıdan gelecek. Alçaktan geleni zaten göremezsiniz. Alçaktan geleni görmek için alacağınız tedbirler belli. O yüzden Türkiye'nin bir defa radarları en az 1500 metre yükseklikte ve 3500 metre yüksekliğe kadar radarlar yerleştirilmiş konumda. Yani bizim radarcılarımız karda kışta niye 3000 metrenin üzerinde görev yapıyor? Yani 2500 metrenin üzerinde niye görev yapıyor? Bunun için alçaktan gelen füzeyi veya efendim bir şekilde uçağı görebilsin diye. Şimdi Rusya göremiyor mesela, bakın. Evet. Rusya hayatı boyunca da göremez. Bunu söylüyorum. Hayatı boyunca Ruslar S-400 değil, F-500 değil, bilmem S-700, 1500 koysa dahi göremezler. Niye? Rusya'nın arazisi düzlük. Düzlük olduğu için radarlar efendim 5 kilometrede, 6 kilometrede görür. Biraz evvel Sayın Eray'ın söylediği gibi müdahale imkanı olmaz. Hani hipersonik hikaye gibi. Burada da efendim gördüğünü vurma imkanı olmaz. Onun sonucunda gördüğünüz gibi Moskova'nın doğusunda 300-500 kilometre doğuda evet. hedefleri evet. vurulur. Bunu biliyor Rusya. Biliyorsunuz o yüzden Kızıl Meydan'a bir tane pırpır uçak ya, indi. Evet. Yani Rusya'nın söylüyorum. Rusya'nın diyorlar ki hava savunma silahları çok iyi. Hiç fark etmez. Yüksekte değil. Tepe yok. Yani bir dağ yok. Urallara kadar dağ yok. Altay dağlarına kadar dağ yok. Dünyanın yani da yuvarlak olması tabii. Da zaten görmez. Hep söyler Erdoğan. Yani onu söylemek istiyorum. Evet. O yüzden düzlük araziler mahkumdur. Ve koyduğunuz radar bir işe yaramaz. Peki efendim.